İstanbul'un Eyüp Sultan semti, içinde pek çok manevi önderleri barındıran kutlu bir mekan. Mütevazi mezar taşlarının arasında, tarihe ne büyük damgalar vurmuş, nice insanları barındırıyor. Asırların sessizliğine bürünmüş mezar taşının altında, burada, tarihe geçmiş bir büyük zat, Ali Kuşçu Efendi yatıyor. Eyüp Sultan Hazretlerinin mezarı şerifinin bulunduğu bu binanın arka bahçesinde, bu mütevazi mezarında yatıyor Ali Kuşçu. Türk İslam astronomi alimleri, eski Mısır, Mezopotamya, eski Yunan ve Roma'nın ortaya koyduğu bilgileri geliştirip, daha da ileriye taşıyıp, 8. yüzyılla 16. yüzyıl arasında, tam 800 yıl dünya ilim merkezi olmuştur. Bağdat, Şam, Kahire, Semerkant, Buhara, Meraga ve İstanbul gibi ilim merkezleri dünyaya ilmin ışığını saçmıştır. İslam alimleri ve bu İslami ilim merkezleri elde ettikleri, geliştirdikleri bu ilmi Batı alemine de sunmuşlardır. George Zeidan astronomi ilminden bahsederken şunları söyler İslam alemiyle ilgili. İslam astronomi alimleri bu ilimde o derece büyük bir iktidar ve maharet sahibi olmuşlardı ki, o devirde bütün cihanın üstadı kesilmişlerdi. Cihanın her neresinde olursa olsun en müşkil meseleler, İslam astronomi alimlerine müracaatla hallolunurdu. Avrupa hükümdarları astronomide müşkil bir meseleye düştükçe, kendilerine daha yakın olan yalnız Endülüs'e değil, Doğu İslam memleketlerine dahi hususi memurlar göndererek o müşkil meseleleri İslam alimlerine hallettirirlerdi. Yani çözüme ulaştırırlardı demektedir. Köprülü ise eserinde şöyle yazmaktadır. 16. asırda astronomi tahsili için Bizans'tan bir takım gençlerin Tebriz'e geldikleri ve bu ilme ait bazı eserleri Farsça'dan Yunanca'ya tercüme ettikleri bilinmektedir. Hayatı boyunca bir bilim adamı hüviyetiyle Ali Kuşçu, asırları aşan ününün arkasında bulunan şey neydi? Osmanlı bilim kurumlarını ve buralardaki ders programlarını düzenleyen, yüzyıllar boyunca kitapları medreselerde okutulan bu Osmanlı bilim adamı kimdi? Daha ilk görüşmesinde Fatih Sultan Mehmed'i etkileyen ve İstanbul'da kalması için ısrar edilen, bilim dünyasındaki etkisi asırlar boyunca süren Ali Kuşçu nerelere gitti, hangi görevlerde bulundu? Asıl ismi Kuşçuzade Alaaddin Ebul Kasım Ali bin Muhammed olan Ali Kuşçu, 15. yüzyılın başlarında Semerkant'ta dünyaya geldi. Babası Muhammed, Timurlular Devleti'nin hükümdarı Ulu Bey'in doğancı başısıydı. 1400'lü yıllardı. Ali Kuşçu, küçük yaşlardan itibaren Ulu Bey'in sarayında ve çevresinde yetişti. Aynı zamanda astronomi bilgini olan Ulu Bey ve onun etrafında bulunan Gıyaseddin Cemşit ve Bursalı Kadızade gibi zamanın ileri gelen bilim adamlarından matematik ve astronomi dersleri aldı. Bunun yanında üstün kavrama zekasıyla İslami ilimlerde de derinleşti.
Ulu Bey'in özel ilgisi altında yetişen Ali Kuşçu, genç yaşta başka ilim adamlarıyla da tanışmak ve görgüsünü artırmak üzere gizlice Kirman'a gitti. Hocalarına haber vermeden gittiği Kirman'da çeşitli alimlerden dersler alan Ali Kuşçu, fırsat buldukça çevreyi gezdi. Burada dikkatini çeken Umman Denizi'ndeki Medcezir'le yakından ilgilendi. Bu esnada bir kısım kitaplar yazıyordu. O genç yaşına rağmen İslami eserler vermeye başlamıştı. Astronomi ve matematiğe ait olan Şerh-i Zici Ulu Bey kitabını yazdı. Ulu Bey için düzenlenen astronomi tablolarının tamamlanmasına yardım etmiş ve kendi çalışmaları neticesinde biten bu esere bir de şerh yazmıştır. Diğer bir kitabı da Hallül Eşgalil Kamer'dir. Hocası Ulu Bey ve Kadızade-i Rumi'den aldığı dersleri kâfi görmeyerek gizlice gittiği Kirman'da tahsilini tamamladıktan sonra tekrar Semerkand'a dönmüş ve kusurlarını affettirmek için ayın şekillerini anlatan bu eserini Ulu Bey'e takdim etmiştir. Risale-i Fil-i-Heyye isimli kitabı da küresel astronomi ile alakalı Farsça kaleme alınmış bir eserdir. Eserde dünya yuvarlak olarak çizilmiş ve Türk memleketlerinin de yerleri gösterilmiştir. Kelam ve felsefeye ait olanları da şunlardır. Şerh-i Tecrid. Hocası Ulu Bey ve Kadızade-i Rumi'den habersizce gittiği Kirman'da, alimlerden aldığı dersler neticesinde bir tez mahiyetinde olan bu eserini kaleme almıştır. Eser, Nasreddin-i Tusi'nin Tecridül Kelamına yazılmış şerhtir. Talebeler arasında Yeni Şerh, yani Şerh-i Cedid ve Ali Kuşçu da Şarih-i Cedid diye şöhret bulmuştur. Bu eserini Kirman'da Ebu Said Han Efendi'ye ithaf etmiştir. Ali Kuşçu'nun birkaç sene süren bu gizli seyahati Semerkant'a dönmesiyle son buldu. Dönünce kendisini merak içinde beklemekte olan Ulu Bey sevinmiş ve bize ne hediye getirdin diye sormuştur. Ali Kuşçu da ayın muhtelif şekillerine dair eskilerin çözemediği problemleri hallettim ve bununla ilgili bir çalışma getirdim şeklinde cevap vermiştir. Eseri eline alan Ulu Bey onu hemen ayakta okumuş ve bu çalışmayı çok beğenmiştir. Sık sık Çin'e giden kervanlara Ali Kuşçu Bey'i de dahil ederek onu Çin'e göndermiştir. Ali Kuşçu Çin dönüşünde dünyanın yüz ölçümünü, ayrıca meridyenin uzunluğunu hesap etmiştir. Ali Kuşçu'nun bu eseri tarihe Kanunname-i Çin ve Hata ismiyle geçmiştir. Ali Kuşçu'nun Ulu Bey tarafından sık sık Çin'e gönderilen elçilik heyetlerinden birine iştirak etmiş olması, yolculuğu esnasında gördüğü yerleri eserine kaydetmesine vesile olmuştur. Bu yüzden bu değerli eseri bir çeşit seyahatname kitabı olarak da ele alınmaktadır. Semerkant Rasathanesi, çalışan ilmi kadrosu ve kullanılan aletler bakımından o zamana kadar kurulmuş olan rasathaneler arasında mühim bir yere sahiptir. Nitekim C.A. Nallino, Müslümanlarla ilgili şu cümlelerini sarf etmektedir. Müslümanlarda astronominin son parlak devri Semerkant'ta geçmiştir. Timur'un torunu Ulu Bey, o şehirde büyük bir rasathane tesis ederek, zamanının Cemşidül Kâşi, Kadızade Rumi,
Ali Kuşçu gibi en ileri gelen astronomlarını yanına toplamış, senelerce rasatlara bizzat riyaset etmiş ve Ziccini, astronomi ilmi yolundaki himmetinin şanlı bir abidesi gibi bırakmıştır. Evet, Nallino'nun övgülerine mazhar olan Ali Kuşçu, doğuda müsbet ilimlerin çökmeye yüz tuttuğu bir devirde, Ulu Bey'in yanında yetişmiş, onun ölümüyle önce Tebriz'e, daha sonra İstanbul'a gelerek yerleşmiş ve buradaki müsbet ilimlerin canlanmasına adeta öncülük etmiştir. Ayasofya Medresesi'nde verdiği dersler, Osmanlı uleması arasında büyük ilgi görmüş ve derslere devam eden alimler tarafından da artık Osmanlı memleketlerinde astronomi alimleri yetiştirilmeye başlanmıştır. Gelelim Ali Kuşçu Bey'in Semerkant'ta başlayan ilim yolculuğuna. Ulu Bey, kendinden önceki bazı rasathanelerde hazırlanan eski astronomi tablolarında, yani ziçlerde bulunan hataları düzeltmek maksadıyla Semerkant'ta yeni bir gözlem evi açmıştır. Rasat işlerinin başına önce Gıyasettin Cemşid'i, daha sonra Kadızade Rumi'yi getirmiştir. Ancak her ikisinin de tabloları tamamlayamadan ölmeleri üzerine Ali Kuşçu Bey, Ulu Bey tarafından Semerkant Rasathanesi'nin müdürlüğüne getirilir. Müdür Ali Kuşçu, yıllar önce başlatılan gözlem çalışmalarını 1737 yılında bitirerek Ulu Bey'in adına düzenlenen bir Zici Gürgani adı verilen yeni bir astronomi tablosu tamamlar. Müdür Ali Kuşçu, yıllar önce başlatılan gözlem çalışmalarını 1437 yılında başarıyla bitirir. Ulu Bey'in adına düzenlenen ve Zici Gürgani adı verilen yeni astronomi tablolarını tamamlar. Ulu Bey çalışmanın ön sözünde Ali Kuşçu'dan övgüyle ve ferzendeyi ercümendim, yani muhterem şerefli oğlum diye bahseder. Gerek İslam dünyasında, gerekse Avrupa'daki astronomi ve astroloji çalışmalarında asırlarca kullanılacak olan bu çalışma, o döneme kadar yapılan bütün astronomi tablolarını hükümsüz bırakmıştır. Artık ülkede başlayan taht kavgaları ile Semerkant'taki ilmi çalışma ortamı tamamen yok olmuştur. Ulu Bey'in öldürülmesinden sonra burada çalışma yapmanın mümkün olmadığını gören Ali Kuşçu, hacca gitmek bahanesiyle izin alarak ailesiyle birlikte batıya doğru hareket eder. O artık Tebriz'dedir. Tebriz hayatı onun engin ilmine yeni ufuklar açacaktır. Tebriz'de başlayan bu yolculuk, ilme değer veren Uzun Hasan ve Fatih Sultan Mehmet gibi dönemin iki padişahının da ilgisini çekmiştir. Akkoyunlu Devleti hükümdarı Uzun Hasan'ın saltanat merkezi Tebriz'dedir. Uzun Hasan, Tebriz'e gelmesi üzerine Ali Kuşçu'ya büyük hürmet ve itibar gösterir. Ailesiyle birlikte Tebriz'e yerleşen ve burada ilmi meclislere katılan Ali Kuşçu, Uzun Hasan ile Fatih Sultan Mehmet arasında süregelen anlaşmazlıkların halledilmesi için Uzun Hasan tarafından elçi sıfatıyla diplomatik bir görevle İstanbul'a gönderilir.
Kalabalık bir elçilik heyetiyle İstanbul'a gelen Ali Kuşçu, Fatih Sultan Mehmet tarafından büyük bir merasimle karşılanır. Fatih Sultan Mehmet, ününü önceden duyduğu ve daha ilk görüşmesinde takdir ettiği bu bilim adamına, hizmetinde çalışması için teklifte bulunur. Ali Kuşçu Bey ise, Uzun Hasan adına yapmakta olduğu elçilik görevini tamamlamak şartıyla bu teklifi kabul ettiğini bildirir. Diplomatik görevini tamamlayan Ali Kuşçu, Fatih Sultan Mehmet'e verdiği sözü tutmak üzere, ailesi, adamları ve yakınlarıyla Tebriz'den İstanbul'a gitmek üzere ayrılır. İstanbul hayatı, Osmanlılarda bilimin en hızlı gelişmesinin, bilime ayrı bir önem veren ve bilim adamlarını koruyan Fatih Sultan Mehmet'tir. Gerçekten de o, başşehir haline getirdiği İstanbul'un önemli bir bilim ve kültür merkezi olması için çalışmış ve İstanbul'a çeşitli vesilelerle bilim adamlarını davet etmiştir. Fatih Sultan Mehmet'in bu düşünceyle davet ettiği bilim adamlarından birisi de, belki de en dikkat çekeni Ali Kuşçu'dur. Fatih Sultan Mehmet'in daveti üzerine Tebriz'den yola çıkan Ali Kuşçu, Osmanlı topraklarına girdikten sonra padişah tarafından gönderilen özel bir heyet tarafından karşılanmıştır. Ali Kuşçu'nun kafilesinin rahat bir yolculuk geçirmesi için her bir konakta 1000 akçe harcanmıştır. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'a yaklaşan heyeti karşılamak üzere şehrin kadısı Hocazade başkanlığında bir heyet göndermiştir. Heyetin İstanbul'a geçmek üzere bindiği gemide Hocazade ve Ali Kuşçu karşılıklı ilmi sohbetlerde bulunmuşlardır. Bu sohbette de Ali Kuşçu, Kirman'da iken gördüğü Medcezir hadisesini Hocazade'ye anlatmış, sonra Medcezir'in sebepleri hakkında konuşmaya başlamışlardır. Ali Kuşçu, bu konuda Seyit Şerif ile Taftazani'nin Timur'un huzurunda yaptıkları tartışmaları hatırlatmış ve Taftazani'nin cevabının daha isabetli olduğunu öne sürmüştür. Osmanlı alimi Hocazade ise, ben de meseleyi öyle zannederdim. Fakat araştırınca Seyit Şerif'in haklı olduğunu tespit ettim. Kitabın kenarına da bunu yazdım diyerek cevap vermiştir. Ali Kuşçu da bu notu okuduktan sonra o da hak vermiştir büyük Osmanlı alemi Hocazade Efendi'ye. Bu olay da o zamanlardaki Osmanlı ulemasının dünya çapındaki ilmi gücünü ispat etmektedir. Zaten Ali Kuşçu Bey'e o dönemin en büyük alimlerinden sayılan Ali Ettusi şöyle söylemişti Tebriz'deyken. İstanbul'a gittiğinde Osmanlı ulemasından Hocazade'ye ihtimam göstermesi gerektiğini, onu iyi dinlemesi gerektiğini tavsiye etmiştir. Çünkü o dönemin en büyük alimlerinden olan Tusi, Hocazade için şu cümleleri sarf etmiştir. Tüm insanlığın elde ettiği bilgi, Osmanlı alemi Hocazade'nin bilgisinin yanında hiç kalır demişti. Daha Tebriz'deyken Hocazade'nin şöhretini duyan Ali Kuşçu, İstanbul'a geldikten sonra Fatih Sultan Mehmet'in huzuruna çıkmış ve padişah kendisine Hocazade'yi nasıl bulduğunu sormuş. O da, Acem'de ve Rum'da benzeri yok demiştir. Fatih Sultan Mehmet de Arap'ta da benzeri yoktur diyerek sözünü tamamlamıştır. Hocazade'yi çok takdir eden Ali Kuşçu, kızlarından birini
onun oğluyla, torunu Kutbiddin Mehmed'i de onun kızıyla evlendirmiştir. Bu son evlilikten 1525 vefat tarihli Osmanlı matematikçisi Mirim Çelebi dünyaya gelmiştir. Ali Kuşçu İstanbul'a gelmeden önce astronomi konusunda Risale-i Der İlmiye-i Heyye ve Matematik-i Cebir konusunda Risale-i Der İlmi Hisap adlarında iki Farsça Risale kaleme almıştır. İkinci eserini İstanbul'a gelirken biraz genişleterek Arapça bir redaksiyonu meydana getirmiştir. Bu redaksiyona Fatih'in ismine nispetle El-Muhammediye adını vererek 1474 tarihinde Fatih Sultan Mehmed Han'a sunmuştur. Bundan sonra Risale-i Der-i İlmiye-i Heyye adlı birinci eserini genişleterek Arapçaya çevirmiş ve bunu da Otlukbeli Meydan Savaşı'nın kazanıldığı gün tamamlamıştır. Savaşın kazanılması hatırasına El-Fethiye ismini verdiği eseri aynı gün Fatih Sultan Mehmed'e sunmuştur. Savaştan dönüşte Ayasofya Medresesi'ne müderris tayin edilen Ali Kuşçu, bir sene sonra 16 Aralık 1474 tarihinde vefat etmiştir. İşte buraya, Eyüp Sultan Camii civarında bulunan Eyüp Sultan Hazretlerinin kabri şerifinin hemen arkasındaki bu hazireye defnedilmiştir. Hayatının sadece son birkaç senesini İstanbul'da geçiren Ali Kuşçu'nun faaliyetleri, çalışmalarının sonuçları ve etkileri asırlar boyunca devam etmiştir. Ali Kuşçu, Osmanlı ilim hayatına da büyük katkılar sağlayarak medrese programlarını düzenlemiştir. Fatih Sultan Mehmed, Otlukbeli Savaşı'ndan dönüldükten sonra Ali Kuşçu'yu 200 akçe günlük ücretle Ayasofya Medresesi'ne müderris tayin etmiştir. Ali Kuşçu Efendi yaklaşık bir sene kadar burada astronomi, matematik ve diğer fen ilimlerinde dersler vermiş ve burada yeni hocaların gelişmesine katkıda bulunmuştur. Ali Kuşçu Efendi'nin buradaki en önemli faaliyeti, başta Semaniye Medresesi olmak üzere bütün Osmanlı medreselerindeki ders programlarını düzenlemesidir. Bu konuda kendisine Müderris Molla Hüsrev yardımcı olmuştur. İlmi şahsiyeti, hayatının büyük bölümünü Semerkant'ta geçiren ve buradaki ilmi çalışmalara katılan Ali Kuşçu, hesap ve matematik bilimi açısından önem arz eden birikimlerini Osmanlı dünyasına taşımıştı. Zaten kendisi de Maveraü'n-Nehir bölgesinin son matematik alimlerindendir. Onun İstanbul'a gelmesi hem astronomi hem de matematik alanında Osmanlı bilimi için önemli bir dönüm noktası sayılmaktadır. Gelirken beraberinde getirdiği talebeleri ve eserleri, ayrıca daha sonra yetiştirdiği talebeleri, Osmanlı biliminin teşekkülünde önemli rol oynamıştır. Semerkant Matematik Astronomi Okulu'nun müdürü Kadızade'nin talebelerinden Fethullah Şirvani ile Ali Kuşçu'nun İstanbul'a gelmelerinden sonra Osmanlılarda astronomi ve matematik çalışmaları canlanmıştır. Hatta Ali Kuşçu'nun medresede verdiği dersler, dönemin ileri gelen bilim adamları tarafından dahi dikkatle takip edilmiştir. Astronomi ve matematik çalışmalarına ciddi bir düzen getiren Ali Kuşçu'nun ortaya koyduğu çalışmalar, daha sonra Mirim Çelebi ve diğer pek çok büyük bilim adamının yetişmesine vesile olmuştur. İstanbul'un boylamını
eskiden belirlenmiş olan 60 derecelik değeri düzeltip 59 derece, enlemini de 41 derece 14 dakika olarak tespit etmiştir. Ayrıca Fatih Camii minaresi üzerine de bir güneş saati çizelgesi yapmıştır. Ali Kuşçu'nun çalışmaları, başta Batılı Kopernik olmak üzere, diğer Avrupa matematik ve astronomi çalışmalarında da çok ciddi olarak etki etmiştir. Diyebiliriz ki Batı'daki astronomi ilminin gelişmesine de katkı sağlamıştır Ali Kuşçu Bey. İlmin gelişmesinde çığır açan eserleri vardır Ali Kuşçu'nun. Esas olarak astronomi, matematik, kelam ve Arapça grameri gibi dört temel bilim dalında çalışmalar yapan Ali Kuşçu'nun eserlerinin çoğu küçük risaleler halindedir. Onun eserleri gerek kendi döneminde ve gerekse daha sonraki devirlerde pek çok bilim adamı tarafından incelenmiştir. Bunların bazıları üzerine çalışmalar yazılmış, bir kısmı da muhtelif dillere çevrilmiştir. Osmanlılar'da astronomi ile ilgili ilk ciddi çalışmanın Ali Kuşçu tarafından yapıldığı günümüz bilim tarihçileri arasında fikir birliği oluşturmaktadır. Onun en önemli iki çalışması olan El Muhammediye ve El Fethiye, bilim adamları tarafından çok övülen ve medreselerde ders kitabı olarak okutulan eserlerdir. Matematik, cebir, geometri alanlarında kaleme aldığı eserleriyle astronomi konusundaki şerhleri ilmi açıdan orijinal çalışmalardır. Bu çalışmalar özellikle Osmanlı matematik ve geometri çalışmalarının gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Ali Kuşçu, astronomi ile ilgili eserlerinin yanında 5 adet matematik kitabı kaleme almıştır. El Muhammediye, 18. yüzyılda Bahaüddin Amili'nin Hülasatul Hisab adlı eserini telif etmesine kadar Osmanlılar'da en muteber hesap kitabı olarak kullanılmaktaydı. Geniş bir ilmi hazineye sahip olan Ali Kuşçu, ümmete hizmeti şiar etmiş birisi olarak onlarca eser geriye bırakmıştır. Bir dahi bir konuda uzman iken, o çok farklı konularda eserler verebilmiştir. Bir kısım eserleri kelam, bir kısım eserleri astronomi, bir kısım eserleri matematik, bir kısım eserleri ise dil bilimi ve gramer üzerinedir. Bunun yanında şairliği ve siyaset bilimi üzerine ustalığı da tarihe geçmiştir. Bu büyük zat İstanbul'a şeref kazandırmıştır. Bu güzel insan, Eyüp Sultan Hazretlerinin kabri şerifinin arkasındaki bu hazirede, bu mütevazi mezarında yatmaktadır. Allah hizmetlerini vesile kılarak ona rahmet eylesin. İlmi dünyaya, İslam ümmetine yaymak adına Semerkant'tan Tebriz'e, Tebriz'den İstanbul'a gelen bu mübarek zata Allah rahmet eylesin. Amin.